Halk gerçekten bu bütün yaşanılan olumsuzluklara rağmen kongrede güçlü bir iradeyle bize sahip çıktı. Muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Çok yoğun bir sahiplenme vardı. Yani salon çok küçük olmasına rağmen, sınırlı katılım kentlerden olmasına rağmen hatta birçok eleştiri geldi. Yani niye daha kitlesel olmadı, daha büyük bir yer olmadı? Niye kentlerde sınırlı sayıdan insan istiyorsunuz? Çünkü salonun büyüğü göz önüne alınarak yine de çok kapsamlı, çok düzgün, nitelikli, büyük, ne dediğini bilen, ne dediğini talep eden bir kongreydi. Yani bizi mutlu etti, onur ettik. Kürtel bir kez daha bu kongrede dünyanın sessizliğine sesleriyle yanıt oldular. Yani dünya ne kadar sessiz olursa olsun bir biçimiyle bir mecradan, biz Kürdüz, buradayız, emekçiyiz, yoksuluz, hak arıyoruz mesajının oradan çıkması bizim için de çok kıymetli. Bize moral verdi. Önümüzdeki dönem oradan aldığımız moralle, coşkuyla, yol göstericilikle tekrar güçlü bir şekilde çalışmalara konulacağız. Sistemin kendisi şöyle bakıyor. Yani yanıldığı çok önemli bir nokta var sistemin. Ben yıllardır aslında aynı şeyi görüyorum. Her seferinde işte bir kuşatma, bir dar alana hapsetme, baskıyla işte belli bir noktaya çekme uğraşı hiçbir zaman bitmedi, devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bunu devam ettirecek. Ama halkımız her seferinde, yani yasağını tanımıyoruz, baskını tanımıyoruz, bütün açsızlığı, işsizliği, bütün işte yönelimlere rağmen biz buradayız mesajının verilmesi bence çok net bir şekilde sistem tarafından, iktidar tarafından okunması gerekiyor. Bunu okuyacak bir vicdan var mı onu çok bilmiyorum ama bizi daha çok ilgilendiren halkımızın o duruşudur. Yani halksız, halkın destek vermediği bir mücadelenin zaten kongre aşamasına kadar gelmesi beklenemez. Bütün şeyine rağmen, eksiklerine rağmen var eden öznenin kendisi halktır. Bu özne de bir biçimiyle aslında sesini duyuruyor. Bu kongrede de öyleydi. Hiçbir kongrede olmadığı kadar çok nettir. Rojava'ya ilişkin mesajlar, Sayın Öcalan'a ilişkin mesajlar, sorunun çözümüne dönük aslında sisteme yapmış oldukları çağrılar gerçekten çok net ve açıktı. Şöyle okumak lazım. Rojava'da yürütülen savaşın Türkiye'ye hiçbir yararı olmadığını belirtmek istiyorum. Bir, ekonomik olarak, askeri olarak, işte uluslararası inandırıcılık olarak, işte buradaki Kürtlerle ilişkiler olarak hiçbir yarar yok. Türkiye halklarına hiçbir yarar yok. Yani o mermi işte burada mutfaktan gidiyor. Bir kişinin daha fazla işsizleşmesi demek, emeklinin maaşının daha az olması demek. Yine orada Türkiye'nin mevcut içerisinde bulduğu konum, 70 milyona yakın dünyanın 4 bin yanında Kürt var. Tamamına yakın, çok büyük bir çoğunun nefretini kazanmak demek. Enerjisini içe harcamak demek. Uluslararası emperyal güçlere daha fazla taviz vermek demek. Yani Türkiye sadece dediğim gibi istatistiki olarak, sayı olarak şu kadar saldırı, şu kadar insan yaşamını kaybetti dedirtmenin dışında hiçbir yararı yok. Rojava, Kürtlerin, Arapların, oradaki farklı etnik ve inanç gruplarının kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, demokratik bir örgütlenme içerisinde oldukları bir yerdir. Türkiye'nin orayla ilişkileri, orayı tanıması, oranın tanınması konusunda daha pozitif rol oynaması Türkiye'nin yararınadır. Bir, askeri harcama yapmayacak, top mermi atmayacak. İki, bir defa Rojava'nın en önemli açıldığı kapılardan birisidir. İşte tarımsal üretimin en yoğun yapıldığı yeridir, enerji sahasıdır, doğalgazı, petrolü, iş gücüdür. İşte en başta zeytin ve benzeri, işte Türkiye'nin de aslında en fazla ihtiyaç duyduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikler oradadır. Dostana ilişkiler, Kürtlerin bir statü elde etmesi,
Türkiye'nin zenginliği nedir işte. Dolayısıyla bu çağrıyı yaparken biraz onun için yaptım. Bir, Türkiye'de 25-30 milyon Kürt var. Yani çok ciddi bir sempati kazanacak bunu yapan hükümet, iktidar. Evet, belki de onların sempatisini arayacak. Belki işte 10 yıllar, 100 yıllar sonra sorunu çözen insan parti olacak. Çocuk ölmeyecek, insanlar göç etmeyecek, mülteci olmayacak. Burada belki Türkiye'nin içerisinde hani bu demokratik ortamın gelişmesini sağlayacak. Türkiye'de Kürtler de Türkiye için bir tehdit değil. Demokratik ulus diyoruz, demokratik cumhuriyet diyoruz, ortak eşit yaşam diyoruz. Yani hem oraya dönük hem buraya dönük yapılanlar kesinlikle Kürt'ü yansıtmıyor. Kürt tehdit değil, Kürt Türkiye için bir kötülük anlamına gelmiyor. Bu coğrafyada yaşayan diğer halkların en iyi dostlarıdırlar. Zaten kendileri tırnak içerisinde en mert, yiğit diye tanımladıkları bir topluluktan bahsediyoruz. Ya ansiklopedilerinde bile Kürt denilince mert, yiğit diye yazılıyor. Peki orada bile böyle yazan bir topluluk şimdi nasıl düşman oldu? Nasıl kötü oldu? Nasıl kötülüğün sebebi oldu? Sorusunu ben soruyorum. Kürt'ü tanımayan Sinop'un bir köyünde bile ya Kürtler nasıldır denildiğinde mert yiğit insanlardır der. Niye? Türklerin Anadolu'ya girişinden günümüze kadar çelme takmamış, yanlış yapmamış, girmesine, yurt edinmesine, kalmasına yardımcı olmuş, olanaklarını sunmuş. En zor dönemde Kurtuluş Savaşı'nda dahi çarıyla, işte yokluğuyla, yoksulluğuyla birlikte işte bu ülkenin bugün oluşmasını sağlamaya temel unsurlarından, temel unsurlardan biri olmuş. Lütfen siz söyleyin. Kürtler hangi kötülüğü yaptı, ne yaptı, ne zaman arkadan ançerledi? Bu Kürt fobisi, bu Kürt karşıtı, bu Kürt düşmanlığı, Kürtlerin hakkını savunanların düşmanlaştırıldığı ne oldu Türkiye'de ve öncesinde? Osmanlı'nın tarihini yazan bir Kürttür. Osmanlı'nın kendisi Kürtlere özellik vermiş bir imparatorluktur. Sınır boylarında Kürtlerin yaşadığı yerlerde Kürtler kendisini yönetiyordu. En zor dönemlerde de yardımlaşmaya, dayanışmaya gidiyordu. İdrisi Bitlisi Yavuzların işte akır babasıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de Kürtler yine her aşamasında yer almış. Savaşmış, işte kurucu bir güç olmuş. Tarihten günümüze kadar okuduğum kadarıyla, son dönemde gördüğüm kadarıyla Kürtler bir tehdit değil. Tam tersine güçlendiren bir unsur olmuştur. Şimdi niye tanımasın? Allah aşkına insan bir sorar. Dini, inancı ne olursa olsun bilmem, neye inanıyorsa inansın insan demez mi? Ya bunlar ne yaptı bana ya? Hamas'ı destekleyeceksin. İşte o Suriye'deki paramiliter güçlere dolaylı açığa çıktı birçok şey. Her anlamda destek sunacaksın. Ne yapacakları belli değil. Nerede sana karşı tutum alacakları belli değil. Tarihten yüzyıllardır dostluğu kanıtlanmış, yiğit mert olarak tanımladığın bir halkı şimdi tehdit olarak göreceksin. Statü almasın diyeceksin. Bütün ekonomini, yaşamını, siyasetini, diplomasini Kürt bir şey almasın üzerine kuracaksın. Yazıktır, günahtır. Lütfen onlar bizi ikna etsinler. Ne yapmışlar Kürtler ya? Bir zamanlar Kürtistan'ın bir kentinde onların bir yöneticisi soruyor yere yatırdığı insanlara ters kelepçeyle. Lan Türkler ne yaptı diye soruyor. Biz lan da demiyoruz. Bir durun düşünün. Bir tarih okuyun. Bu Kürtler size hangi kötülüğü yaptı? Niye kötü olarak görüyorsunuz? Niye ulusal güvenlik önünde bir tehdit olarak görüyorsunuz? Cumhuriyetin oluşumunda
başka yerde yer almaları halinde bugün başka bir toprak parçasıyla karşılaşacak. İşte Osmanlı döneminde Şah İsmail yanında yer alsaydı Kürtler başka bir şey olacaktı. Kürtler inatla, ısrarla bu coğrafyada sizin yanınızda durdu, hakkını verin, biraz insan olun, biraz tarihi okuyun, biraz sizinle dayanışma içerisinde olan, bedel ödeyen bu halkın çocuklarına saygı gösterin. Kim olduğunu bilmediğimiz devşirmeler haberi bize parmak sallıyor. Bu memleketin parasız, masası, sandalyesi. Soruyorum ya. Ben kendi atalarımın, dedelerimin ta işte bin kaç yüzyıllık bu toprakta işte Türklerle ilişkilerini ortaya koy. Buyursun, koysun. Bize parmak sallayan İYİ Parti'nin dedesinin nereden geldiğini bilelim. Kürt düşmandır diyen siyasi partilerin liderleri koysun bakalım ne yapmış bu topraklar için, hangi bedeli ödemiş. Ben asılırken yeni dönem biraz Kürt'ü kötü gösteren, tehdit gösteren ve bütün çabasını bunun üzerine, bu algıyı oluşturmak üzerine kuran bu anlayışla da mücadele edeceğiz. Biz sadece Kürtler üzerinden örgütlenen bir parti değiliz. Yani yarın Tekirdağ'da, Edirne'de, Samsun'da, Sinop'ta, Antalya'da diyeceğiz. Kürt size ne yaptı? Bizi ikna etsinler. Biz onları ikna etmeye çalışacağız. Başka bir yolumuz yok. Sistemler, yani böyle tek adam rejimleri asla istedikleri için gitmezler. Hep kalmak isterler, hep kalmak isterler. Toplumun ne çektiğini, ne yaşadığını onlar için bir önemi yoktur. Acımazlar, üzülmezler, duygularını kaybetmişlerdir. Sayılarla, cenaze sayılarıyla işte mutlu olurlar. Biz tam tersini yapacağız. Biz her tarafa gidip bunu anlatacağız. Ya bu sistem sadece Kürtlere baskı uygulamıyor. Sizin aşınızı da elinizden alıyor. Ve nasıl biraz önümüzdeki dönem daha dediğim gibi aslında sadece Kürtler değil, Kürtlerin dışında da diğer bütün halklarla, inanç gruplarıyla, toplumsal örgütlerle birleşmemiz, aynı zeminde olmamızı sağlayacak siyasetler geliştireceğiz. Biz buna işte demokratik ittifak, işte mücadele ittifakı, mücadele birliği adına ne dersek, üçüncü yol dediğimiz birbirinden farklı olmayan ve gerçekten bu ülkenin dediğim anlamda geleceğini düşünmeyen, bu konuda kaygısı olmayan bu iki anlayışa da mahkum olmak zorunda değiliz. Biz bu topraklar üzerinde kardeşçe, eşitçe, birbirimizi kırmadan, dökmeden, cenaze sayılarıyla övünmeden bir yaşam oluşturabiliriz. Rojava'da bu oluştu. Kim burada birlikte yaşamak kültürü geleneği de var. Türkiye bu topraklarda gerçekten Kürtlerle Türkler, diğer halklar bir arada kalarak, bir arada direnerek mücadele etmişler. Bu gelenek de var. Bunu sağlayabilirsek bu mevcut iktidarın elindeki bu yalan yanlış argümanları alıp biraz halkla birlikte, biraz o toplumsal muhalefetle birlikte bir yol alabileceğimizi düşünüyorum. Paradigma dediğimiz şey, iyi sordunuz bunu, yani hep söyleniyor ama biraz açmakta da yarar var. Paradigma dediğimiz şey tam da budur yani. Demokratik ittifaklar. İttifak kimle yapılır? İşte senin dışında örgütlü olan, işte senin gibi olmayan, farklılıkları olan ama insan olan, demokrat olan, birlikte yaşamı savunan, adaleti savunan, baskıya zulme karşıdır, yoksulluğa karşı mücadele ediyor. Tamam mı? Tam da bizim paradigmamız budur. Ne sadece Kürt'te, ne sadece emekçiyle, ne sadece işte muhafazakarla, ne sadece kadınla, ne sadece gençlikle ama hepsiyle. Yalana yanlışa, işte baskıya zulme, yoksulluğa, yokluğa, yolsuzluğa karşı. İttifak politikamız işte bizim paradigmamızdır. Dolayısıyla önümüzdeki dönem
kongrede konuşma metninde de vardı. 5-6 tane siyasi parti onun liderlerini bir araya getirmek, bu ittifak politikamızı kesmez. Bu çok sınırlı. Bu seçim merkezli, seçim endeksli. Seçim sonrası herkesin kendi mahallesine daldığı, kendi derdine düştüğü politika ittifak değil, işbirliğidir. Biz bir ittifaktan bahsediyoruz. Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Alevilerin, kadınların birlikte olduğu, dayanıştığı, güç olduğu, değiştirdiği, dönüştürdüğü, birlikte yönettiği, dünyaya örnek olabilecek, yoksulluğun, baskının olmadığı bir toplumdan bahsediyoruz. Temel çalışma alanlarımızdan biri ittifaklarımız olacak. Kapsamı geniştir, asla daraltmayacağız. Siyasi partilere sadece ideolojik, politik bir formasyona boğmayacağız. Ezilen, emekçi, yoksul, kadın, Kürt, Alevi, öteki, kendini ait hissetmeyen, umutsuzluğa kapılmış, artık bütün beklentilerini neredeyse koparmış bütün insanları kapsayacak. Sadece seçimlerde bir araya getiren değil, aynı zamanda yanlış karşısında duran, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu sivil yerleşim alanına saldırılara nasıl hayır diyorsak, ya burada da insanlar var. Ya. Kürt'tür ama burada hastanedir. Kürdündür coğrafya ama işte bak orada burada tesisi vuruluyor. Eğitim alanı vuruluyor. Dedirtecek. Bunu yüksek sesle söyleyecek. Toplumun bu konuda karşısında yer alan diğer kesimlerini de bu konuda doğruya ikna edecek. Yani biz demiyoruz Kürt her şeydir, en büyüktür, en güzeldir, herkes Kürttür. Herkes bizim gibi olsun, bizim gibi düşünmeyen düşmandır demiyoruz. Biz kabul ediyoruz. Farklısınız, biz farklıyız, diğeri farklıdır, öbürü başkadır. Ama bunlar mevcut, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı aynı coğrafyada, aynı toprak parçasında yaşıyor. Bu toprakları alıp cetvelle, pergelle, makasla kesip her birimiz kendisine, kendi özgünlüklerine göre bir şey oluşturmayacağına göre beraber eşitçe, demokratik bir şekilde birbirimize anlayış göstererek, iradesini sayarak, kapsayarak, insan görerek, kardeş görerek yaşama gibi bir sorumluluğumuz var. Yani bunların kendisi o kadar geniş bir mücadele zemini bize açıyor ki dedim ya objektif koşulları var derken bunlardan kastediyorum. Doğruyu hakikati savunuyoruz. İnsanız, kapsayıcıyız. Irkçılık yapmıyoruz. Bir diğerini yok saymıyoruz. Aslında bu kongrede belki biraz daha açık biçimde ortaya çıktı ama uzun yıllardır Kürtlerin Sayın Öcalan konusundaki hassasiyetlerini yaklaşımı sanırım bilmeyen yok. Belki burada biraz daha açıktan ortaya çıktı. Ya bunun iki sebebi var. Bir, Kürt meselesi artık biraz artık Türkiye'nin tamamını hepimizi meşgul eden bir meseledir. Bir, bu çözülmeli. Biz parti olarak şöyle düşünüyoruz. Yani bir sorun çözülürken bir daha tekrar etmemesi için kalıcı bir şekilde çözülmesinin birkaç yolu vardır. Bunlardan birisi de gerçekten bu sorunda muhatap olabilecek. Toplum üzerinde etkisi olan, sorun çözümüne birikimiyle, niteliğiyle, bakış açısıyla katkı sunacak birilerinin olması gerekiyor. Öyle mi? Biz de şunu görüyoruz, yani bu konuda en deneyimli, en nitelikli, kafa yoran, yazana empati yapan, söylerken Samsunlu'yu, Artvinli'yi, Kars'lı'yı düşünen, acaba nasıl olur diye. Bence bugüne kadar Kürt meselesiyle ilgili en meşgul, en üreten, en hal yol bulmaya çalışan çok önemli bir aktördür Sayın Hocam. Kongrede dile getirmesinin sebeplerinden birisi de oydu. Yani bu sorunu çözenin gerçekten bu sorunun muhatabı da var. Yani muhatapsız değil. Kürtler ne istiyor belli. Bu sorun gerçek muhatapları işin içine dahil edilmeden kalıcı
demokratik bir şekilde çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Dünya deneyimleri de böyledir. Biz orada biraz ona da işaret ettik. Yani sorun belli, talepler belli, muhataplar belli. Bu çok kolaylıkla halledilebilir dedik. Umarım dikkate alınır. Çözüm sürecinde de hep beraber takip ediyorduk. Yani bu devletin ana akım medyası dahil olmak üzere. İçişleri, Dışişleri Bakanları, bilmem müsteşarları dahil olmak üzere her hafta Sayın Öcalan ne diyecek, ne öneriyor? Yazarı, çizeri, televizyon programlarının her akşam işte tartışma programlarının ana konusu bu meseleydi. Yani aynı kişi, aynı şahsiyet, aynı yapıcılık, aynı çözüme dönük irade orada duruyor. Bir şey değişmedi. Tam tersine acılar çoğaldı. Ekonomi bozuldu. Daha çok insan yaşamını yitirdi. Türkiye uluslararası alandaki itibarını yitirdi. Ya bu kadar kolay çözülmesi gereken aktörlerin de ortada olduğu bir mesele bir an önce çözülsün diyoruz. Bu sadece bizim Kürtler için değil. Türkiye'de bütün halklar için çok kıymetli, çok değerlidir. Biraz oraya gönderme yaptık, biraz orayı vurguladık. Ana sebeplerinden biri buydu yani. Gerçekten çözüme büyük katkı sunacak bir şahsiyet ve Kürtler arasında itibarı çok yüksek. Başka bir şey daha var. İşte dediğim gibi çözümleyici, kolaylaştırıcı, kafa yoruyan, yoran, yazan çok önemli bir aktör olması da ayrı bir işte bu konudaki avantajlardan biridir. Yani şöyle biraz önce söyledim. Mevcut zeminin daha kötü olmasını sağlayan sistemin, iktidarın yürüttüğü bütün politikaların karşısında olacağız. Şimdi tecrübe Türkiye'ye bir şey kazandırıyor. Önce oradan bakmak lazım. Yani 3 yıla yakındır diyelim Sayın Hoca'nın ailesiyle, avukatlarıyla görüşmemiş. İşte bir yeğeni de bizim milletvekilimizdir. Dönem dönem kendisiyle sohbetlerimiz de oluyor. Şunu belirtmek istiyorum. Ben tecrit uygulandı, Kürt meselesi bitti mi? Tecrit devam ediyor diye Kürtler vaz mı geçti? Tecrit var diye işte parlamentoda temsil mi ediliyoruz? Tecrit var diye Rojava bitti mi? Yok. Tam tersine işte bunlar Türkiye üzerinde daha da büyüyerek devam ediyor. Bir de tecrit niye uygulanır? Onu da anlamak lazım. Şimdi bazen gerçekten insanı zorlayan, işte biraz önce söylediğim gibi hani bütün toplumun, bütün toplulukların yararına olmayan bir argüman sunarsın, bu tehlikelidir dersin. Ya birleştirici, kardeşliği ve birlikte savunmayı, yaşamayı savunan, demokratik cumhuriyet diyen, demokratik ulus diyene orta yol, birlikte yaşama yolunun karşılığı tecrit değil. Yani sistem aslında tecrit uygularak çözümden kaçıyor. Çünkü çözüm aleyhine bir zemin oluşturacak. Ekonomi ortaya çıkacak, antidemokratik uygulamalar çıkacak ki kötü yönetim ve oluşturulan o kötü tablo ortaya serilecek. Yoksa taleplerden kişinin ne kadar hani demokratik olduğundan bağımsızdır. Yani devletin Kürtlere ve oluşumlarına yönelmesinin temel sebebi budur. Çok uç, işte bilmem rahatsız edici bir durum olduğu için değil. Bu iş sürdürülmesi onlara yarar sağladığı içindir. Şimdilik orada yarar görüyor ama 2013'lerde masayı kuran kendileriydi. İyi yaptılar. Türkiye toplumu Kürtler ne istiyor, Sayın Hoca'nın ne istiyoru gördü. Öyle çok korkulacak, bilmem tehdit, tehlike olacak bir durum olmadığı da ortaya çıktı. Biz yeniden iktidarın kendisini, Türkiye halklarının talepleriyle, emekçilerin talepleriyle birlikte yani bu sürece doğru yönlendireceğiz. Kongrede açıkladık aslında en çok üzerinde durduğumuz meselelerden biridir. Yani mevcut anlayış, yok sayan anlayış, işte
dün tezkereyi geçiren anlayış gerçekten bir anayasa istiyor mu? Biz bu konuda henüz çok net değiliz. Keşke ona inanabilseydik. Keşke mevcut koşullar onları doğrulasaydı. Ama bu Türkiye'de yeni bir anayasa yapılmasın, demokratik bir anayasa yapılmasın. İşte 80 darbe sonrası yazılan bu anayasa daha yerine daha demokratik bir anayasa gelmesin anlamına gelmiyor. Zemini oluşturulsun. Kürt'ü yok sayan, iradesini içeri atan, yıllardır tecrit uygulayan bir siyasi partinin nasıl bir anayasa yapacağını bekleyebiliriz. Ben de tam onu soruyorum, kendilerine de soruyoruz. Bu koşullarda nasıl yeni bir anayasa? Kürt düşmandır dediğin, Türkiye'nin en önemli meselesinde düşman olarak gördüğün bir yerde Kürt'ü katmadığın, demokratik hak ve özgürlüklerin olmadığı bir anayasa gerçekten yeni olur mu? Demokratik olur mu? Velhasıl kelam bu konuda en kısa söz. Zemini oluşturmak gerekiyor. İnsanlar inansın diye. Alevler, Kürtler, kadınlar, mağdurlar, ötekiler, yoksullar. O zemin oluştuğu zaman emin olun ki en önce, en fazla, zaten bu konuda çok iyi çalışan bir gelenek var. Daha önce de anayasa taslağı çalışması da yürütüldü. Hepsi elimizde var. Yani biz bunları sunabiliriz de. Tamam mı? İşte çalıştaylar yapıldı. Yani demokratik anayasa hareketi diye dünya kadar Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar yapıldı. Deneyimi olan bir partiyiz. Ne değişmeli, nasıl değişmeli, kim nasıl rahatsız olmaz diye gerçekten ince ayrıntılarına kadar yoğunlaşan bir gelenekten geldiğimiz için yeni bir anayasa ihtiyaçtır. Ama bu şartlarda, bu söylemde, bu zeminde yeni ve demokratik bir şeyin çıkmayacağını, bir zeminin oluşturulması gerektiğini, daha sonra yeni anayasa çalışmalarına da 85 milyonun tamamını katmamız imkansız, 85 milyon, ama onların toplumsal örgütlerini, temsilcilerini, işte bu konuda diyelim fikir üreten, yaratan, çalışan toplumun kendisini buraya dahil edebilirsek olabilir tabii ki. Yerel seçimler için aslında çok deneyimli bir partiyiz. Aslında çok çeşitli biçimlerde de girdik. Çok ince ayrıntılarına kadar tartışma yürütüyoruz. AK toplantılarında da çok önemli, çok değerli öneriler ortaya çıktı. Şimdi yeni MYK'mız, parti meclisimiz oluştuktan sonra yani yeni yol haritamızdan birisi de önümüzdeki yerel seçimler olacak. Bu konuda aslında bir düşünce aşağı yukarı oluştu ama toplumdan gelenler açısından söylüyorum. Bu kurullarla tartışıldıktan sonra sanırım bir deklarasyon ya da işte yol haritamız biçimde yani yerel yönetim stratejimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu var, belki en olacak olan şudur, önümüzdeki dönem adaylarımız halkın istediği adaylar olacak. Bunun mekanizmaları nedir, nasıl olur, onun üzerinde de ayrıca düşüncemizi ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. İkincisi, kesinlikle hem kayyum atanan hem atanmayan kötü yönetimden kaynaklı Kürdistan'da birçok belediyeyi alacağız. Almanya'ya hedef olarak koyuyoruz. Üçüncüsü, yani en sonuncusu sadece Kürt illerinde değil, Türkiye metropollerinde de belediyelerimiz olacak. Bu kadar söyleyebilirim. Yani kongrede çok şey yapamadık, arada kayboldu. Yani bugüne kadar emek vermiş, işte bu değerlerin yaratımında bir tuğla koymuş, bedel ödemiş, çalışmış, inanmış, oy vermiş bütün yurttaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, bizi onur edip kongreye gelenlere, mücadele edenlere, cezaevinde olup ama gönlü yüreği orada olan bütün arkadaşlara, en başta bu görevi bize devreden eş başkanlarımıza, yönetimimize bin teşekkürler sunuyorum. Emin olsunlar ki işte bıraktıkları yerde eksiklerimizi gidererek bayrağı daha yükseklere, bizden sonra geleceklere daha iyi bir noktada teslim edeceğimize emin olsunlar diyorum.